Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Flutter'la platform channel konusunu ele alacağız. Nedir bu platform channel? Aslında bildiğimiz gibi Flutter cross bir platform. Yani hem iOS hem de Android'de yazdığımız kodları çalıştırabiliyoruz. Bu videomuzda da spesifik olarak yani sadece Android kodlarıyla Flutter'ı nasıl çağırabiliriz veya yani atıyorum Android'de Java veya Kotlin'le yazdığımız kodları Flutter'a çağıracağız. iOS kısmında ise Swift veya Object-C dilinde hangisiyle yazıldıysa o kodları direkt ayağa kaldırmayı göstereceğim. Yani aslında Flutter'la sadece native olarak bir uygulama çıkabilir mi? Aslında onun da cevabı vermiş olacağız beraber. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hem iOS hem de Android uygulamasını şu an yapılmış halini size gösteriyorum. Burada aslında iOS kısmında çalışan kodlar sadece iOS'un kendi klasöründeki kodlarla aslında buraya yansıyor bilgisi. Android kısmında da Flutter'la herhangi bir şey yapmadık çok fazla. Flutter'la sadece front-end'ini yaptık ama back-end'i Android'de kendisindeki kodlar olacak şekilde burada şarj durumunu alıyor. Yine burada iOS'un şarj durumunu alıyor ama emülatörlerde iOS'un direkt vermiyormuş. O yüzden böyle bir bilgi geliyor. Yani aslında bu videomuzda backend kısımları kendi native kodları olacak. Frontend kısmında ise Flutter olacak. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bir kaynak olarak bunun şeyini açıklamaya yazacağım, ekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi burada örnek olarak nasıl yapıldığını biz de buradan alıp yapacağız. Burada aslında biraz bir şema var, nasıl yapılıyor şeklinde. İki tane ayrı platformu nasıl Flutter'ın birleştirdiğini gösteriyor. Şimdi yapılmış uygulamanın ben de hemen bir şu kısımlarını sileyim. Şunları bir aşağı indiriyorum. Önce Android, sonra da iOS kodlarını beraber yazarak nasıl native bir şekilde uygulama geliştirebiliriz veya native kısmında nasıl çağırabiliriz? Hemen onu göstereceğim. Önce Android'den başlayacağız. Ama öncelikle bir main kısmında yani Flutter'lık olan kısımdaki yerleri ben bir siliyorum. Hemen şunları komple sildim. Sadece normal ilk uygulamayı açtığımız kısım gibi durabilir. Ardından hemen şurayı da bir sileyim ben. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar şuradaki sayfadayı referans alacağız. Burada aslında native olarak nasıl çağrıldığını gösteriyor. Şimdi ilk başlangıçta bizim Flutter'daki o lib'deki main kısmına geliyoruz. Buradan bir kendimize hemen kopyalıyorum. Bir kanal oluşturacağız. Kanalın ismini kendimiz yazabiliriz. Şuradaki state'in içine yazdım. Şuradaki kanal ismi ortak olacak arkadaşlar. Yani buradaki yazdığımız kanal ismini buraya da aynısını yazacağız. Veya buradaki iOS kısmına da aynısını yazacağız. Tamamen bize kalmış bir şey. Değiştirebiliriz. Ardından arkadaşlar şuraya bir kopyalıyorum. Alıyorum tekrardan. Hemen şunun altına yapıştırıyorum. Burada da aslında arkadaşlar kanaldan çağırma yapıyoruz. Bir kanal oluşturuyoruz. Şimdi bir değişken oluşturduk. Bu değişkenimizi aşağıda çağıracağız. Hemen şuraya bir neyse zaten o kısmı gelecek. Dur hemen o kısmı da alayım şuradan. Tamam aldım. Buraya da yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi anlatıyorum. Bir tane fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyonda arkadaşlar platformdaki bu hangi platform olduğunu belirtmiyoruz. Çünkü iOS da olabilir, Android de olabilir. Tamamen bizim yazdığımız koda bağlı. Get battery level fonksiyonu yani get battery level şeklinde çağırıyorsak eğer diğer tarafta da bunun aynı isimli bir şekilde bir kanal ismi olacak. Yani bu şekilde bir değişken tanımlayacağız arkadaşlar. Ardından bunu çağırdıktan sonra şu gelen sonucu hemen
şuradaki oluşturduğumuz, kendi oluşturduğumuz battery level'a eşitliyoruz arkadaşlar. Yani aslında bir kanal oluşturuyoruz şurada. Bu kanalı Android'e de yazacağız, iOS'a da yazacağız. Ardından bu kanalın sonucunda, yani çağırdığımızda neyle çağırıyorsak artık. Get battery level diyorsak o şekilde ya da başka bir şekilde çağırıyorsak o şekilde dönen sonucu da kendi oluşturduğumuz değişkene atıyoruz arkadaşlar. En yukarıda da bir değişken tanımladık. Direkt uygulama açıldığında bu gözüküyor. Ardından biz butona tıkladığımızda şuradaki buton görevini butona tıkladığımızda ise hemen şuradaki fonksiyonumuz çalışıyor. Ve ardından burada aslında şuradaki sonuca eşitlediğimiz bu değişkenimiz atanıyor. Şimdi Android kısmına gelelim. Artık Flutter kısmı bu kadar. Flutter kısmında kanalımızın ismini oluşturduk. Ardından da çağırdığımızda ne olacak? Şimdi arkadaşlar Android kısmında Kotlin'le veya Java ile tamamen size kalmış ama yeni versiyonlarda Kotlin'le yapılıyor genelde. Kotlin'le anlatacağız arkadaşlar. Şimdi bunu şuradaki kütüphaneleri bir kopyalıyoruz öncelikle. Hemen geliyorum buraya. Artık Android'e geliyorum arkadaşlar. Android'de hemen app'in içine giriyorum. App'te source, main, ardından Kotlin. Tekrardan buna geliyorum. Paketin içinde ve main'in içindeyim. Şimdi burada yukarıda aslında ben yapıştırmışım o yüzden hiç şey yapmayacağım. Buraya arkadaşlar import edilecek kütüphaneleri ekliyorum. Ardından burada gördüğünüz gibi Flutter kısmındaki oluşturduğumuz kanalı tekrar buraya oluşturuyoruz. Ortak bir kanal ismi oluşturmak zorundayız çünkü. Ardından override bir fonksiyonumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Flutter'la hani gömülmüş bir şekilde. Hemen şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Zaten örnek bir proje olduğu için siz de hemen yapabilirsiniz. Şu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi burada kanalımızı yine oluşturduk. Evet, fonksiyonumuzu oluşturduk. Buradaki aslında method channel ise yani artık kanala hani gönderme şeyi yapacağız. O fonksiyonumuzu tanımlayacağız, yazacağız. Hemen aşağı iniyorum. Tekrar yapıştırmamız gereken kütüphaneler var. Kopyalıyorum. Kontekstli olan. Bakalım ben yapıştırmışım. Tamam. Şimdi burada asıl bateri yani o backend kısmındaki fonksiyonumuzu alıyorum. Şunun altına yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar burada Android kısmında buradaki telefonun şarj durumunu gösteren asıl fonksiyon burada yapılıyor yani. Buradaki versiyonuna göre şarjını alan bir durum yazılıyor. Java şey Kotlin kodlarıyla. Biz de bu fonksiyonumuzu aslında buraya çağırmamız gerekiyor. Hemen o işlemi yapalım. Şurada gördüğünüz gibi devam ediyorum. Şunu alıyorum hemen. Şuraya bir yapıştıracağım. Evet. Şimdi buraya gelelim. Burada diyor ki arkadaşlar. Eğer diyor get battery level. Evet. Bu kısım hemen şuradaki kısım olacak. Get battery level. Bu şekilde bu metodu çağırdığımda eğer metodumuz yani bunu çağırıyorsak aşağıda bir değişken tanımladık. Şu fonksiyonu çağıracak diyor. Bu fonksiyonu çağırdığımızda ise hemen aşağıda tanımladığımız fonksiyon devreye girecek. Burada bu değişkeni atadığımız için ki bu değişkenimiz de int tipinde dönüyor. Kendimiz bir koşul yazıyoruz. Yazmışız da zaten. Eğer işte eksi 1'e eşit değilse hemen bildiriyor. Eğer eksi 1'e eşitse farklı bir şekilde yazıyor. Bu şekilde sonucu döndürüyor. Ve ardından dönen sonuçta şuraya eşitleniyor. Ve bu şekilde Android kısmı direkt alınabiliyor. Şimdi hemen bir deneyelim. Şunu kapattım. iOS'ta çalıştırırsak şu an iOS çalışmaz. Çünkü biz sadece Android kısmını yazdık. Hemen Android'i alıyorum. Şimdi bir çalıştırıyorum arkadaşlar. Bir görelim.
Ardından iOS kısmını yazacağım. Hatta kafa karışmadan Android kısmında bir de örnek yapalım. Bu hazır zaten sunulan bir örnekti. Daha farklı bir şekilde nasıl yapabiliriz? Onu da görelim. Bakıyorum. Main'de hata var diyor. Ya şuralarda değişik hatalar almışım. Hemen bakıyorum. Kalın padding. Fazla mı silmişim acaba? Tamam, şimdi tekrar bir çalıştırayım. Bakalım Android kısmında nasıl çalışacak. Ardından bu hazır bir örneğin üzerine biz kendimiz bir ekleme yapacağız. Mantığını daha iyi anlayabilmek için. Yani aslında burada Kotlin kodlarını Flutter'a çağırıyoruz. Şimdi çalışırken kısa basit bir örnek daha yapacağım. O örnekte de sadece yine string dönen bir şey olacak bu sefer. Sadece ismimi çağıracağım. Ama bunu Kotlin'de yazacağım. Yani backend Kotlin olacak. Frontend'i Flutter olacak şekilde ayarlayacağız. Şimdi butona basıyorum. Evet, butona bastım ve batarya durumunu direkt bize verdi. Şimdi arkadaşlar farklı bir şekilde bir örnek yapalım. Kendimiz bu sefer yapalım. Şimdi aşağı iniyorum. String diyorum. Name diyorum. Şimdi boş bırakıyorum bunu. Aynı şekilde. Şimdi şu fonksiyonu alıyorum. Kopyaladım arkadaşlar. Yapıştırdım. Şuraya get name diyorum. Şuraya string'de name diyorum. Yine aldım, kopyaladım. Hemen kısa basit bir örnek daha iyi anlaşılsın diye. Name'i aldım. Name'imi direkt dönen sonuca eşitleyeceğim. Ekstra bir şey yazmama gerek yok. Şurada da hata oldu diyorum. Direkt hata dönsün. Şimdi platformda bu sefer get battery level değil de get name diye çağırırsam bu sonuç dönsün diyorum. Ve bunu butona basmalı yapmayacağım arkadaşlar. Hemen şuraya bir generate alalım. Buradan bir init state alıyorum. Direkt uygulama açılır açılmaz karşıma çıksın diyorum. O yüzden getName fonksiyonunu direkt çalıştırıyorum arkadaşlar. Yani uygulama açılır açılmaz direkt karşımıza gelecek. Hemen şuraya da bir text diyorum. Şuraya da bu name'i eşitliyorum arkadaşlar. Şimdi ilk bir çalıştırdığında hata verir herhalde. Vermedi çünkü baştan başlatmam gerekiyor. Neyse, şu an getName diye bir şeyimiz yok, metodumuz yok. Metodumuzu çağırmıyoruz. Hemen bir onu oluşturalım Android'de. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi metotlarda get battery level'ı okey çağırmış. Peki şunu siliyorum artık arkadaşlar. Ctrl-Z. Şunu alayım bir. Sonucu başarılı bir şekilde döndürü aldım. Şuraya verdim. Okey. Şimdi if okey ilk kısım. Şimdi bir de buna if else ekleyelim. Burada da bu sefer arkadaşlar call metot diyorum. Eşit eşittir. Ne demiştim? Get name. Diğer tarafta. Eğer get name'li şekilde. Ersif miydi? Bakalım bir. Tamam. Eğer getName metodunu çağırırsa ne dönecek? Hemen buraya val diyorum. Name diyorum. Eşittir.
getName fonksiyonunu çağıralım diyorum. GetName fonksiyonu eşit olsun diyorum. Ve result diyorum. Success başarılı bir şekilde name'i döndürsün diyorum. Şimdi getName diye bir metodum yok. Hemen bir aşağıda onu oluşturalım. Çok basit olacak arkadaşlar. Pride diyorum. Fun diyorum. GetName diyorum. Bunun tipini string diyorum. Sonra şuraya bir şey koyalım. Hemen buraya da val diyorum. Name diyorum. Yine string tipinde oluşacak. Sonra name eşittir diyorum. Kadriye. Ardından return diyorum. Name. Evet, bu şekilde bir fonksiyon oluşturdum. Backend'i burada aslında Kadriye ismini arkadaşlar buraya döndürmeye çalışacağım. Şurada çağırdığım gibi. Hemen bir şuraya biraz boşluk koyalım ki belli olsun. Şunu da alayım. Kopyala. Yapıştır. Tamam, şimdi bakalım. Gelmeyecek herhalde. Evet, gelmedi. Hemen şunu bir kapatıyorum. Şimdi baştan çağırıyorum. Bir yerde bir hata yaptık mı? Evet, yaptık. Hemen bir onu da şey yapalım. Şuradaki sonuç tipini string yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar bir başlatalım. Bize örnek olarak verilen batarya işlemini aslında biz kendimiz de bir çevirdik. Ona benzer bir uygulama yaptık. Şimdi tekrar başlatıyorum. Bu sefer direkt gelecek ismim. Ardından bunu bir iOS'ta çalıştıracağız ki iOS'ta hata verdiğini direkt göreceğiz. Çünkü iOS endeksli bir şekilde yazmadık. Sadece Android endeksli yazdık. Sonra bir de iOS endekslisini yazacağız. Bu şekilde iki uygulamada da hani çalıştığını göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ben Flutter kısmında herhangi bir yere Kadriye yazmadım. Ama Kotlin kısmında burada yazdığım için direkt çağırdı ve direkt yazdı arkadaşlar. Şimdi bunun bir de iOS kısmını yapalım beraber. Hatta bir örnek göstereyim bir. Hemen şu yaptıklarımı bir sileyim. iOS kısmını yapmıştım çünkü. Kodlarını attım GitHub'a. GitHub'da kodlarını atmadan önce. Bunları şey yapmıştım. Evet, normalde iOS kısmı şu şekilde olacak. Şimdi Android kısmını kapatıyorum. iOS kısmını nasıl yapacağımızı göstermek için iOS Runner, ardından da App Delegate sınıfını açıyorum. Yani klasörün dosyasını açıyorum. Şimdi bir iOS'ta bir çalıştırayım. Normalde direkt ilk açıldığında bu şekilde geliyor. Hata verdiğini bir görelim. Yani daha doğrusu hata değil de boş dönecek. Çünkü Android'de yazdığımız fonksiyonlar iOS'ta yok şu an. Sadece Android bazlı çalışıyor. Burada arkadaşlar iOS içinde anlatıyor. Swift veya Objective-C dilinde direkt gösteriyor. Ben Swift dilinde göstereceğim size. Şimdi bakalım. Hata verdi direkt. Neyse, bir yerde fazla sildim herhalde. Şimdi bakayım bir. Bunu bir sileyim. Bu şekildeydi de. Tekrar bir çalıştıralım. Şöyle oluyor. Aslında çalışıyor iOS'ta da ama boş oluyor. Hiçbir şey dönmüyor. Hani fonksiyonsuz oluyor.
Şu an bir yerlerini büyük ihtimal sildim herhalde. O yüzden. Flutter Clean yapıp bir tekrar çalıştırayım. Sonra da iOS kodlarının nasıl yapıldığını tekrardan bir bakalım. AppDelegate sınıfına dosyasına daha doğrusu yazacağız arkadaşlar gerekli kodları. O çalışa dursun. Biz de buradan kodlarımızı inceleyelim arkadaşlar. Normalde şu boolean içi boştu. Şu generate'e kadar. Bizden istenen yer aslında şurası. Şurayı kopyalayıp yapıştırmamız. Ki burada da yine aynı şekilde sadece Swift dilinde kanalın ismini şurada belirtiyoruz ki bu önemli. Çünkü ortak bir kanal ismi olmak zorunda. Aynen Flutter Clean yapınca direkt geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki main'deki teksimde hiçbir şey yazmıyor. Şuradaki butter level en başta yazdığımız direkt şu yazıyor ve butona tıkladığımda herhangi bir şey yok. Hatta hata veriyor direkt. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu iOS'u nasıl çalıştırıyoruz onu göreceğiz. Şimdi burada bizden istenen yer şurası. Buraya alıyorum, kopyalıyorum arkadaşlar. Şu boolean'ın altına yapıştırıyorum. Buraya kadar bizden istiyor aslında hani yapıştırmamızı. Buradaki amacımız kanalın ismini tanımlamamız ve buradaki metot çağırma işlemini yapmamız. Aynı Android'deki gibi arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Burada batarya işlemini hani şarj durumunu alma fonksiyonu yapılıyor. Hemen şunu da aşağı yazıyorum. Fonksiyonu direkt yapıştırdım. Ki bir örneğini biz de yapacağız yine. Ardından bu tanımladığımız, kendi oluşturduğumuz fonksiyonu yukarıda metot çağırma yerlerinde nasıl? Hani onu getirmemiz gerekiyor, çağırmamız gerekiyor. Şurayı da bir kopyalıyorum arkadaşlar. Hemen şuradaki kısma, burası normalde boş. Şu alana yapıştırılacak ama ben bir herhangi bir sintaks hatası yapmamak için komple aldım. Yapıştırdım şu an. Bu tarz şeylerde bir kapatıp tekrar başlatmamız gerekiyor. Şimdi tekrar bir başlatacağım. Artık batarya durumunu alması gerekiyor ama tabii emülatör olduğu için de bize şu yazıyı döndürecek sanırım. Aynen batarya durumunu alamayacak çünkü o yüzden bu yazıyı döndürecek. Ama en azından yine iOS'un sadece Swift kodlarını aldığını görmüş olacağız. Şimdi tıklıyorum arkadaşlar. Ve evet gördüğünüz gibi çalıştı bu sefer. Önceki gibi direkt şey yapmadı. Buradaki çıkan hatanın sonucu sadece şuradan dolayı. Şunu eğer şey yaparsak ve tekrar başlatırsam eğer bu sefer hata vermez sanırım. Çünkü o isimden kaynaklıydı. Yani backend'i Swift olup Flutter'da nasıl ayağa kaldırdığımızın bir örneği de bu şekilde. Şimdi hemen daha iyi anlamak için basit bir şekilde kendimiz de bir fonksiyon oluşturacağız. Ve nasıl çağıracağız onu da görelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Çalışırken biz hemen bir yandan da yazalım. Kendimiz bir fonksiyon oluşturalım. Orada sadece o isim yerine kadriye yazacağım arkadaşlar. Hemen private yazıyorum. Yine hata verdi. Çünkü şundan dolayı. Burada olduğu için. Neyse hemen onu düzelteceğiz zaten. Şimdi Pride diyorum. Swift dilinde yazıyoruz arkadaşlar. Func diyorum. Ondan sonra burada receive kullanmış. Ben de receive diyorum. Name diyorum. Ardından arkadaşlar result diyorum. Flutter result diyorum. Şu şekilde. Sonra kapatıyorum. Ardından süslü parantezimizi açıp kapatıyoruz. Burada arkadaşlar tek yapmamız gereken hemen bir değişken oluşturuyorum. Name şeklinde. Hemen atadım bunu da. Sonra
Crystal diyorum. String tipinde arkadaşlar değişken oluşturdum. Result name diyorum. Evet, burada da değişkenimizi döndürüyoruz. Fonksiyonumuzu oluşturduk. Fonksiyonumuz string tipinde name'i döndürecek bize. Şimdi bu fonksiyonumuzu çağırmamız gerekiyor artık. Metot çağırma yöntemlerinde nasıl çağıracağız? Hemen gelelim. Şimdi guard kullanılmış burada. Biz bunu if else şeklinde döndüreceğiz. Guard da aslında if else gibi aynı işlemi yapıyor. Sadece hani if gibi düşünebilirsiniz. Sadece buradaki else ilk önce else'e giriyor. Ondan sonra guard yani if kısmına geliyor. Koşula giriyor. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bunu bir if else'e dönüştüreceğim ben. Şuradan bir aşağı ineyim. Şuna if diyeyim arkadaşlar. Guard yerine if dedim. Hemen şunu aldım. Şunu kapattım. Şu else kısmını siliyorum. Sonra şunu alıyorum. Şuraya yapıştırayım. Bunu else alacağım. Ve şu kısmı alıyorum. Bu çünkü else'in yeri. If else dedim. Şunu da kapatayım. Evet, guard'ı if else'e dönüştürdüm arkadaşlar. Şimdi buna tekrardan bir else if ekleyeceğim. Ki aşağıdaki kendi oluşturduğumuz metodu çağırabilelim. Fonksiyonumuz yani. Hemen şunu alıyorum. Kopyalayayım. Burada da arkadaşlar get battery level değil, get name olacak. Peki ne dönecek? Bu sefer de hemen kopyaladım. Yapıştırdım. Şurası receive name olacak. Bakalım. Receive name dedik. Aynen bu şekilde receive name olacak. Yani get name'i de kendimiz oluşturmuş oluyoruz. Buradaki get name hemen şuradaki get name arkadaşlar. Şimdi tekrar bir baştan başlatalım. Artık hata almadan iOS'ta da arkadaşlar direkt ismin yani kadriyenin yazıldığını göreceğiz. Yani native şekilde de bu şekilde backendleri ayağa kaldırabiliyoruz. Kanal yöntemiyle. Kodları GitHub'a ekledim. Açıklama kısmına hem kaynak olarak kullandığımız şu web sitesini hem de kodların direkt linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yine hem iOS tabanlı hem Android tabanlı iki kısımda direkt backend'i ayağa kaldırdık. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.